olmaz, bilmiyorum. Aydın Hanım. Aydın Hanım, Nur. Nur evde değil, sizde mi? Ne bileyim ben nerede? O yaptı. O yaptı. Nur'un başına belalar o deli yaptı. Oğlum ne diyorsun sen? O anne o yaptı. Ne nasıl ki? Nur. O deli yaptı anne dur. Rica ederim. Ama çağır. Anne dur anne dur. Sen ne yapacaksın anne dur. Burada bekle. Bırak anne. Anne dur. Nazan. Eğer bunlar senin başının altından çıktıysa. Yemin olsun. Kurtarmamız lazım. Hadi Yiğit Bey geldi. Sen ne yaptın? Yiğit geldi. Aşkım. Yiğit. Lale. Baba. Baba. Ne oluyor burada? He? Ne oluyor burada? Yiğit Bey. Yiğit Bey, Nur yok. Nur yok. Yiğit Bey, o yaptı. Bunu o deli yaptı. İçeride. Geri çek. O yaptı. O yaptı. O deli yaptı. Geri çek. Hemen itfaiyeyi arayın. Aradım. Aradım. Nur nerede? İçeride olabilir yavrum. İçeride olabilir. Yiğit Bey. Nereye gidiyorsun? Tamam, dur. Nereye gidiyorum? Nur! Anne ne yapıyor? Anne Yiğit ne yapıyor? Yiğit Bey! Yiğit! Anne yanacak, Yiğit ne yapıyor anne? Yiğit gitme, dön geriye! Nur! Nur! Yiğit! Nur! Yiğit gitme! Dur! 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 İyi misin? Dur! 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 Aç gözlerini! Dur! 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 Yavrum, yavrum Nur. Nur, aç gözlerini. Nur, aç gözlerini. Nur, Nur. Nur. Yavrum Nur. Nur, Nur. Nur, aç gözlerini. Nur, aç gözlerini. Nur, Nur. Nur. Anne, ne yapıyor? Anne, ne yapıyor? Nur, Nur, yalvarıyorum, aç gözlerini. Nur. Nur, Nur, aç gözlerini. Nur, aç gözlerini, Nur! Nur, Nur! Nur, aç gözlerini, Nur! Nur! Nur, aç gözlerini, Nur! Nur! Ne yapıyor? Nur, aç gözlerini, Nur! 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 Yani memur bey, bizim bunu yapacak bir düşmanımız yok açıkçası. Ne oluyor biz de anlamıyoruz. Ben camdan gördüm, indim aşağı. Ondan sonra Yiğit Bey geldi, Nur Hanım'ı kurtardı. Nur Hanım neyiniz oluyor? Kuzenim. Benim kuzenim o. Bizde kalıyor. Hastanede şu anda. Depoda ne işi varmış? Vallahi bilmiyoruz. Tamam, biz ilgileneceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sinan Bey. Geç, geç. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. İşler. Yavrum hadi bir yudum su iç. Hadi kızım. Kocam nerede benim ha? Benim kocam nerede? Of. Nasıl durumu? Yoğun dumana maruz kaldığından dolayı solunum desteğini aldı. Tıbbi fonksiyonlar normal düzeye dönmeye başladı. Birkaç saat içinde normal odaya alacağız. Oh, çok şükür. Geçmiş olsun.
Teşekkürler, sağ ol. Yiğit Bey, haberi aldık, rahatladık artık. İsterseniz siz de kendinize bir baktırın. Ya bizim yüzümüzden perişan oldunuz. Allah sizden razı olsun. Bir an bile yalnız bırakmadınız. Kol kanat gerdiniz bize. Hemşire Hanım, Yiğit Bey de yoğun dumana maruz kaldı. Acaba onu da bir muayene ettirebilir miyiz? Tabii, buyurun. Sizinle ilgilenelim. Allah ne muradı varsa versin. Bak kendi yangınını bıraktı, bizim yangınımıza koştu adamcağız. Evet, böyle oldu gerçekten. Yangını, karısını, her bir şeyini unuttu. Derin nefes alın. Öksürün. Yoğun dumana maruz kalmışsınız. Ama korkulacak bir şey yok. Yine de kendinize dikkat edin. Geçmiş olsun. Efendim teyze. Yiğit yeter artık, çabuk buraya dön. Ya duymuyor musun karının feryadını? Zapt edemiyoruz Yiğit. Derhal çık gel o hastaneden, karının başında dur. Sana söyledim teyze. Ben burada kalıyorum. Nur gözlerini açmadan hiçbir yere gitmem. Burada kalıyorum, o kadar. Ne oldu Elmas? Bir haber mi var ha? Yok Yiğit Bey. Babamı çiftliğe götürmüşler. Meğer Cemal önce ona saldırmış. Peki tamam. Hadi anneni al çiftliğe dön. Kocasının yanında dursun. Ben burada beklerim. Neden? Neden Yiğit Bey? Ya yani siz çok yoruldunuz ya. Hem İclal Hanım da... Hadi. Anneni al, eve dön. Hadi. Ya siz niye izin vermiyorsunuz benim kocamı aramamaya? Versene şu telefonu bana. Abla, ne olursun biraz sakin ol ya. Bak gerçekten çok kötü görünüyorsun. Ay anamdan emdiğim süt burnumdan geldi vallahi. Ben bu Mert'i sakinleştiremiyorum. Annesini istiyor çocuk. Yaren nerede? Niye ilgilenmiyor Mert'le? Yaren yok. Odasına baktım, odasında da yok. Anne şu üstüme başıma bir şeyler ver, bir makas sahne izleyeceğim ben. İclal. Ne işimiz var şimdi bizim hastanede? Tamam Aykır Hanım, tamam. Gel, gel İclal'cığım, sen otur birazcık dinlen. Gel canım, gel. Otur. Otur canım. Anne. Anne ne oluyor? Niye Yiğit'le ablamı konuşturmuyorsun? Ne oluyor? Sinan, bir de seninle uğraşmayayım. Yeter artık, yeter. Tamam, ben hazırlanıp hastaneye gideceğim anne. Hah, bak geldiler işte İclal, bak gözün aydın. Ayaküstü biz de ifade verdik de polisler bir ara sizinle de konuşmak istiyormuş. Yiğit nerede? Biz döndük ama. Ama ne? Ne ama ne? Konuşsana. İclal. Yiğit Bey kaldı. Hani bizi gönderdik, kendisi hastanede kaldı. Elmas tamam, sen çık. Çık, 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 çık. Hemşire Hanım, yanına girebilir miyim? Bir dakika bile olsa yeter. Yakın mısınız? Ben... Beyefendi, sadece birinci dereceden yakınlarını içeriye alabiliyoruz. Yoğun bakım önüne durmayın lütfen. Koridora buyurun.
Bana bir doktor önünü ayarlar mısın? Ay Sinan, bu ne? Hızlı gitsene biraz ya. Ne yapayım, uçayım mı? Gidiyoruz işte. İclal, sakin olsana. Gidiyoruz işte kızım. Gözlerine. Ben her şeyi düzelteceğim. Hadi aç şu güzel gözlerini, ne olur. Yalvarıyorum sana. Nur, iyi misin? Giremezsiniz demiştim. Lütfen. Tamam. Lütfen çıkın dışarı, bir özellikle çıkarın. Tamam, çıkıyorum. Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Yiğit. Yiğit, sen neden buradasın? Niye geldiniz? Sen neden buradasın? Çünkü burada olmak zorundayım İclal. Neden? Sen neden burada olmak zorundasın? Senin benim yanımda olman lazım. Benim başucumda olman lazım. Sen neden burada olman lazım senin? Sen nereye gidiyorsun ya? Sen nereye gidiyorsun? Sen niye o kızın peşinden gidiyorsun ya? O kız kim ki? Kim ki o kız? Sen benim yanımda olman gerekirken niye o kızın yanına gidiyorsun sen? Sinan. Tamam, gel ablacığım, gel. Kim ki o kız? Tamam, tamam, tansiyonun tamam. Çıkacak. Hadi İclal, hadi. Hemşire Hanım. Ya sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen? Anlıyor, görmüyor musun? Anlıyor. Dur artık Yiğit, dur bir yerde, dur artık. Sana söyledim teyze, duramıyorum. Duramıyorum, anlamıyor musun? Durduramıyorum kendimi. Sen ne yapıyorsun? Sinan. Bir dakika ya. Sen benim ablama ne yapıyorsun ya? Ne işin var senin o kızla? Hı? Konuşsana be! Bana bak, çocuksun toysun diye sana bir şey yapmıyorum. Sabrımı zorlama, haddini aşma! Yiğit! Yiğit! Lan var ya! Lan
Anne! Bak bu yine Nur'un yanına gidiyor anne. Yine onun odasına gidiyor bu. Ulan... Sen biliyorsun anne. Sen biliyorsun anne. Sen söyleyeceksin. Ne var bunda Nur'un arasında? Kıza bir şey olacak diye aklı çıkıyor. Ne var Nur'la bunun arasında? Bu kız. Ne? Bu kız ne? Ne? Yiğit'le bu kız. Ha Yiğit ne? Yiğit ne? Sinan. Anne. Doktor! Tamam, yaslan bana. Tamam, tamam. Bu ne böyle ya? Her taraf koruma kaynıyor. Hayır yani bizimle hiç alakası olmayan bir bela yüzünden başımıza gelenlere bak. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ne o? Pencereden kaçarken korumalar yakalanacaksın diye mi korkuyorsun? Abi. Yaren. Bak sen dua et. Teyzem İclal'den dolayı başını kaldıramıyor. Yoksa yakardı çıranı. Bak beni Yiğit'le konuşmak zorunda bırakma. Ben odama ders çalışmaya gideyim. Cahit. Biraz konuşalım mı Cahit? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Cahit, Allah belamı versin. Ben bir şey yapmadım. Ya ben böyle olacağını bilseydim, teyzenin aklına uyar mıydım hiç? Sen dua et. Bu bela geldiği gibi gitmiş olsun. Yoksa bana değil, Yiğit'e verirsin hesabını. İşte o zaman seni ben bile kurtaramam. Hatta kimse kurtaramaz. Şu Allah'ın cezası alarm sesi ya. Bitmedi. Gürültü, her yer gürültü. Yemin ediyorum ben katlanamıyorum artık bu eve. Şu Allah'ın cezası eve bir saniye bile katlanamıyorum artık. Tamam İclal, ilacını al kızım. Al. Hepsi bizim güvenliğimiz için yavrum. Birazdan giderler, merak etme. Aytül Hanım. Kapı diye bir şey var. Niye çalmadan giriyorsun Nazan? Çık dışarı. İclal'in migreni tuttu, çık. Konuşmamız lazım. Çok acil konuşmamız lazım. Git odanda bekle beni, çık. Ne istiyor anne bu cadı? Ay ne bileyim ben, boş ver. Kız hastaneden bugün çıkacak değil mi? Allah korudu kızım Allah. Of şükürler olsun. Rabbim gençliğini acıdı. Sen hiç merak etme Nur. Yiğit Bey kuş uçurtmayacak çiftlikte. Biz çıkarken her tarafta korumalar vardı. Ya bütün alarm sistemini bile yeniletti Yiğit Bey. Vallahi Allah razı olsun Yiğit Bey'den. Bey gibi bey. Ah ah canını hiç sakınmadan atladı alevlerin arasına kurtardı seni. Hastanede de bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. Bak, arabasını da verdi emrimize. Allah ne muradı varsa versin. Bu cihanda Yiğit Bey gibisi bulunmaz. Hop, demişim kapı açma bile destursuz. Ödümü patlattın ya. Para mı sayıyorsun sen? Hayırdır, maaş günü mü? Yok. Bunlar benim birikmişlerim. Bir sayayım da kaldırayım dedim. Evet. Gördüm bayağı birikmiş onlar. Alayım ben onları. Ne? Paraları ver baba. Ne diyorsun lan sen? Şşt hey. Sakin. Senin karşında annem yok. O ezik oğlun da yok. Senin karşında ben varım baba. Beni başkalarıyla karıştırma pişman olursun. Ya Elmas bak. Ya ben senin neler karıştırdığını çok iyi biliyorum. O kanlı paralar nereden geldi onu da çok iyi biliyorum. Bir işte becerememişsin zaten. Eline yüzüne bulaştırmışsın. Bakalım Nazan Hanım sana nasıl bir ceza verecek? Bu paraları da unut. Azıcık aklın çalışıyorsa Nazan Hanım sorduğunda deli aldı kaçtı dersin. Elmas. Bak baba.
Sen dua et, ben vicdanıma yenilip senin ipliğini pazara çıkarmayayım. Seni suçlarım. Sonra arkama yaslanır böyle pılınızı pırtınızı toplayıp memlekete gidişinizi izlerim. Bana da hiçbir şeycik olmaz. Ben rahat bile ederim be. Anladın mı? Sen dua et, ben vicdanıma yenilmeyeyim. Uçan kuşun haberini vereceksiniz bana. Rüzgar ağacın dalından yaprak olsa haberim olacak. Anlaşıldı mı? Dağılabilirsiniz. Allah sizden razı olsun Yiğit Bey. Vallahi sayenizde çok rahat geldik. Sizin hakkınız ödenmez Yiğit Bey. Estağfurullah. Çok sağ olun Yiğit Bey. Ya Nur da inşallah iki güne kalmaz toparlar. Ya doktor öyle söyledi. Çok geçmiş olsun Nur. Nur da teşekkür edecek herhalde. Değil mi kızım? Nur. Şokta tabii. Yiğit Bey senin hayatını kurtardı. Anlattım ya. Hastane masrafları, araba, her şey. Canını kurtardı, canını. Teşekkür ederim Yiğit Bey. Biz gidelim, biraz dinlensin. Hadi. Bunu bizim evde kalacak Hafize. Ama Yiğit Bey... Bizim evde kalacak. Müştemilatta değil. Ben halamlarda kalmak istiyorum. Bizim evde kal. Daha rahat edersin. Geçmiş olsun. Hadi biz daha fazla yormayalım seni. Ben yukarıda yatağını açtım. Senin hazır. Hadi. Eve. Hafize. Bizim eve. Tamam Yiğit Bey. Hadi kızım. Çiftlikte daha rahat ediyorsun. Doğru. Sağ ol. Tayyar. Misafir odasına mı dönüyor bu? Senin haberin var mıydı anne? Var tabii, haberim var. Ben öyle uygun gördüm. Burada daha çabuk toparlar, iyileşir diye. Geçmiş olsun diyelim şuna. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda toparlarsın. Çok şükür, doktor da öyle dedi. Size karşı çok mahcubuz. Betül odasını hazırlattı. Götürün yatırın dinlensin. Nur. Sen bugün iyice bir dinlen. Yarın sabah uyanır uyanmaz yanımda görmek istiyorum seni. Peki. Bunlar da geçmiş olsun mu diyor, dayak mı atıyor belli değil, hayretmiş. Şişt. Komiser arkadaşla konuştum. İfadeni söyledi bana. Adamla boğuşmuşsun. Evet, öyle Yiğit Bey. Bıçağı ciğerime sallamasaydı başımıza bu felaket gelmezdi ama şans işte. Ormanda karşılaştınız ha? Hı hı, öyle. Senin ormanda ne işin vardı Tayyar? Öyle kahveye gidecektim. O deliği görünce peşine düştüm. Ormana kadar kovalamışım. Sen, hı? Deliği ormana kadar kovaladın, öyle mi? Canımı alaydı da anahtarlarımı alıp bize bu fenalığı yapmayaydı. Boynum kıldan ince Yiğit Bey. Bir ihmalim, bir hatam olduysa kesin cezamı razıyım. Bir ihmalin, bir hatan olduysa sana nasıl bir ceza keseceğimi çok iyi biliyorum ben. Sen beni gerçekten çok şaşırtıyorsun ha. Daha düne kadar kız buradan gitsin diye uğraşıyordun. Şimdi kızın sağlığını düşünür oldun. Mert için kızım. Kız hele şöyle bir toparlansın.
Sonra otururuz, konuşuruz, bir karar veririz. Sen gitmesini mi istiyorsun? Kız hele şöyle bir toparlasın kendini. Ben oturup konuşacağım onunla. İclal. Sen dün gece hastanede içine bir kurt mu düşürdün? Bak, sakın. Sakın kocandan yana bir korkun varsa... Benim kocamdan yana korkum yok anne. Dün geceden beri 40 kere konuştuk seninle. Ben de kabul ettim. Evet, benim kocam şu ağacın dalındaki kuşu bile sahiplenir dedim. Tamam, sok kafana artık. Benim kocamdan yana şüphem, korkum yok. Tamam. Güzel. Hadi Aytül Hanım ya, hadi ya. Ay hele Şükür, nerede kaldınız Allah aşkına? Sizi beklerken kurdeşen döktüm burada. Ne istiyorsun benden Nazan? Ne mi istiyorum? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Allah aşkına Aytül Hanım ya? Başımıza gelmeyen kalmadı. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Cahit her şeyi biliyor diyorum sana. Kocam benden yüz çevirdi. Kusura bakma ama senin gözü karalığının diyetini ben ödeyemem. Sen bir kendine gelir misin Nazan? Kendine gel. Hiçbir şey ödeyeceğin yok. Cahit mi ele verecek seni? Beni mi? Bizi demek istedin herhalde. Bu işi başımıza sen açtın Aytül Hanım. Şimdi benim ödüm patlıyor, sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Bak, benim bir sürü derdim var, tamam mı? Senin korkularınla uğraşamayacağım. Ne sorunun varsa git o tayyarla hallet. Ne olduysa onun beceriksizliği yüzünden oldu. Ağzını sıkı tutsun yeter. Yok yok. Senin gözün göz değil. Ya hiç mi korkmuyorsun Allah aşkına? Ya Allah'ın delisi başımıza musallat olduysa? Bak ne güzel söyledin Nazan. Allah'ın delisi. Elin delisinin derdine düşemem ben. Depo işim yaptı. Size soruyorum. Depo işim yaptı. Delinin biri. Yaren. Yaren. Ben seninle sonra konuşacağım. Ya benim odamı da yakarsa? Evlat. Bak bakayım bana. Senin baban buradayken kimse senin odanı yakabilir mi? Şimdi sen yoktun diye öyle oldu. Ama şimdi buradayım. Yanındayım ve sen güvendesin. Artık korkmak yok, tamam mı? Nur nerede? İyi mi? Yok, yukarıda. Misafir odasında. Niye bizi dinleyemiyor? O da gelsin. Masada yer var. Hadi bakayım. Bitecek o tabaktaki etler, hadi. Hadi gel. Gel biz bakalım seninle Nur'a. Oley! Ya ne lüzumu var? Hasta filan kız, dinleniyor. Hani çocuk istiyor işte, ne olacak? Gidelim bir bakalım. Bizi ne yiyebilecek durumdaysa gelsin yesin. Sabır ya, selamet Allah'ım. Yapma teyze, ne olur. Nur! Mert. İyileştin mi? İyileştim tabii. Bak, turp gibiyim. Mert akşam yemeğini bizimle yemeni istiyor. Yok. Olur mu öyle şey? Olur olur. Bak annem de gel diyor. Yani bize katılırsan seviniriz. Hem Mert'in yemeğini yedirmiş olursun. Hem de anneannesini kızdırmaz. Hadi Nur, hadi.
Nur, bir problem mi var? Bizimle yemek istemiyor olmanın özel bir sebebi mi var? Gel lütfen. Bu işlerin müsebbibi geliyor. Tamam teyze. Geç Nur, sen de Mert'in yanına otur. Hadi niye duruyorsunuz? Devam etsenize. Nurcuğum sen de otur, kendine bir servis al oradan. İstediğin gibi yemek koy kendine. Bildiğin Şampiyonlar Ligi ya. Her yer kozan. Afiyet olsun. Sinan, sarhoş musun sen? Baş köşede Yiğit Kozan. Yakışmış mı enişte? Ha? Bildiğin aile reisi. Yaren, söyle Betül'e kahve yapsın. Ben kahveyle ayılırım da. Ablama ne içireceğiz, onu ne ayıracak? Çık, gözüm görmesin seni, çık. Çık, çık. Sinan! Ne diyorsun sen? Ya abla, ben de hastanede sabahladığımız gece aynı soruyu sordum, biliyor musun? Ben ne diyorum, ne oluyor? Çıkıyoruz hadi. Çıkıyoruz hadi. Anne! Anne, ne diyor bu? Dayı. İyi misin sen? Oh, oh, benim böcürüm. İyiyim ben tabii. Aa. Nur da buradaymış. Sinan. Hadi gel seninle hava alalım biz, gel. Hava alalım da ablam uyanmasın değil mi? 3 sene oldu be. 3 senedir uyuyor bu kız. Daha hala ayak üstünde uyutuyorsun kızı. Sinan, niçin konuşuyorsun sen? Kendine gel. Sen kendine gel be. Yiğit Kozan. Kendine gel artık, insafa gel. Yeter. Yeter, bu kızı daha fazla üzme artık. Yeter. Bu kızın gözünün içine baka baka başka bir kadınla fingir deme artık. Yeter. Çabuk eniştenden özür dile Sinan. Gel canım. Niye vurdun? Tamam tamam, korkma. Sana hemen eniştenden özür dile dedim. Ben bunun neyinden özür dileyim be? Ha? Sana o arabayı mezar ediyordu bu be. Senin hayatından 3 sene çaldı be. Ben bunun neyinden özür dileyim? Seni... Gel. Yürü lan sen benden. Yürü. Cahit. Yürü. Bırak. Olan oldu artık, bırak. Ya bırak be. Yürü lan. Kol tabii ya. Sen adam kovmaya alışkınsın toprağından, tabii kov. Beni de kov. Ya bakayım sen buraya. Sen konuşacak hale değilsin daha be. Yürü. Gel bakalım, gel. Madem bu kadar çok içtin, sonucuna katlanacaksın Sinan Efendi. Yavrum sakın ya. Sen önce bir ayıl da seninle öyle konuşalım. Açıldın mı ha? Açıldın mı? Şimdi beni iyi dinle.
Beni neyle suçlarsan suçla. Nura, ablana zarar gelecek bir şey yapma. Ben ablana zarar gelmesin diye elimi, kolumu, sabrımı, yüreğimi bağladım. Sen de dilini bağlayacaksın. Bir daha bu geceki gibi bir şey söylemeyeceksin Nura. Ablanı da üzmeyeceksin. Senin kavgan benimle. Kadınları bu işe karıştırma. Benim sabrımı da daha fazla zorlama. Anne ne kastetti o Sinan? Ha? Ne kastetti o Nur'u dedi, Yiğit'i dedi, aralarında bir şey mi var dedi, ne kastetti? Yavrum söyledim ya sarhoş, o ne dediğini biliyor mu? Getir onu bana. Getir her şeyi anlatacak. Benim bilmediğim bir şey mi biliyor? Benim duymadığım bir şey mi duymuş? Neyse anlatacak bana o her şeyi. İclal! Yeter. Kendine gel. Kardeşinin bir şey bildiği falan yok. Ne saçmaladıysa senin yüzünden saçmaladı. Benim yüzümden mi saçmaladı? Senin yüzünden tabii. O gece sen hastaneyi bastın. Kocamın bu kadının yanında ne işi var diye sen tutturdun. Yiğit'i tanımaz bilmezmiş gibi kocandan şüphe ettin. Ha sen böyle davranmaya devam edersen kardeşin yine böyle düşünecek. Ateş olmayan yerden zorla duman çıkartıyorsun İclal. Anne, Yiğit hissetmiş miydi beni şüpheye? Sen kardeşini böyle doldurmazsan hiçbir şey anlamaz. Kondurmaz yani. İclal, yavrum. Bak Sinan zaten Yiğit'e düşman. Eğer Sinan... Sinan Yiğit'e nasıl düşman? Sinan'la Yiğit kardeş gibiydiler. Sinan eniştesine nasıl düşman? Anne... Sinan hem neyi kastetti orada? Dedi yani sen ablamı öldürmek istedin dedi. Kazayı mı kastetti anne? Neyi kastetti? Anne, benim kocama mı suçluyor? Allah kahretsin ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Ne kazanın öncesini hatırlıyorum, ne sonrasını hatırlıyorum. Tamam. İclal tamam. Hadi bir tanem. Mışıl mışıl uyu. Güzel rüyalar gör. Tamam mı? Nur, annemle dayım barışır değil mi? Barışır tabii. Sen bunları düşünme. Hadi. Hadi yat uyu. Yiğit. Sonra seni kaybetmekten çok korktum. Her şeyi öğrendim. O adamın sana neler yaptığını, neler çektirdiğini... her şeyi öğrendim. Ama merak etme. Bir daha asla sana zarar veremeyecek, asla. Biliyorum. Yaşattıklarım yetmezmiş gibi o adam yüzünden kalbini kırdım. Ama Nur biliyor musun? Senden hiç şüphe etmedim. Sadece bu büyük öfkeme, kıskançlığıma yenik düştüm. Çok pişmanım. Seni dinlemediğim, seni konuşturmadığım için çok pişmanım. Sana yaşattıklarım için çok pişmanım İnan. Bu gece, bu gece içinde pişman mısın? Bir daha böyle bir gece yaşanmayacak. Bir daha kimse seninle böyle konuşamayacak. Sinan'ın iması yanlış mıydı? Hı? Evet. Çok çirkin. Çok. Ama yanlış mıydı? Şu halimize bir bak Yiğit. Başımı yerden kaldıramaz oldum bu evde.
aşağıda. Aşık olduğum adamın. Kocamın sofrasına oturuyorum. Bir yabancı gibi. Utanç içinde. Çocuğunun annesinin yanında. Başım yerde. Bana ne yaptığını görüyor musun? Onlara ne yaptığını görüyor musun? Sinan'ın sözleri, İclal'in bakışları, teyzenin öfkesi. Bizim burada ne işimiz var Yiğit? Benim burada ne işim var? Yalvarırım. Bırak gideyim. Bu işkence bitsin artık. Olmaz. Bırakmam, bırakamam, yapamam. Bunu benden isteme. Bırakamam. Beni bırakabilirsin. Ama onu bırakamazsın Yiğit. Çocuğunun, annesinin yaşamak için sana ihtiyacı var. Peki ya benim? Ha? Ya senin? Ben senden önce sadece oğlum için nefes alıp veren bir adamdım. Yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını senin yanında anladım ben. Şimdi bana gelmiş, beni bırak, gideyim diyorsun. Yani bana boğul. Nefes alma diyorsun, nasıl yapayım bunu he? Nasıl bırakayım seni? Nasıl bırakırım seni? Hastanede bana söz vermişti. Kendimi sana affettireceğim demişti. İşte sana fırsat Yiğit. Seni affetmem için tek bir yol var. Boşanacağız. Bu kağıt üzerindeki uyduruk evliliği bitireceğiz. Sözünü tut. Beni hakim karşısına çıkar Yiğit. Lütfen.